Merkezden aşağı yukarı bir 20 dakikalık yolculukta 29 numaraya, burada da varmış hatta. Bakın 29 numaraya binerseniz eğer, ki bunun Most SNP köprüsünün altından kalkıyor. Hani şu UFO gibi bir binanın olduğu, bir yapının olduğu yerden kalkıyor. Aşağı yukarı bir 20-25 dakikalık bir yolculuktan sonra Hırat Devin istasyonu. Zaten şeyde yazıyor. Otobüsün içinde de yazıyor. Burada da yazıyor. Gayet rahat. Hırat Devin istasyonunda durağında indiğiniz zaman hemen sağa sola bakmayın, karşıya geçin. Çünkü orada bir tabela yok. Yani şurada bir tabela yok. Yani çok enteresan. Şurada bir tabela var. İşte bu tabela. İnsanlar da gidiyor zaten. Bu tabeladan devam ettiğiniz zaman Hırat Devin'i, yani Devin Kalesi'ne gideceksiniz. Bakalım, gideceğiz, göreceğiz. Neymiş, foto festival falan diyor burada da. Yine dönüşte de buradan bindiğiniz zaman sizi ana istasyona götürüyormuş diyelim ve devam ediyoruz. Şimdi bu, buradan pek güzel görünmüyor da. Şimdi bu Devin kentinin, bölgesinin, yerleşiminin ne artısı var, ne işi var, ne özelliği var diye soracak olursanız, sormasanız da ben anlatacağım zaten. Bakın, şurası Morava Irmağı, şurası da Tuna Irmağı. Bu iki ırmağın buluştuğu, kesiştiği bir nokta. Zaten gelirken biz muhtemelen Morava Ormanı'nı gördük. Çünkü o biraz daha küçük Tuna'dan. Dolayısıyla iki ırmağın kesişim noktası. İki ırmağın kesişim noktası olmasından dolayı da ırmaklardan gelecek olan herhangi bir saldırıya karşı bir karakol görevi görüyor. İki, buradaki ticaretin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için de bir artı kazanmış oluyor. Böyle bir özelliği var. Onun dışında köy, yani burası. Hatta bakın, orada bir mezarlık var. Bayağı da ziyaretçi falan, hayırdır nedir? Yani böyle bir, şöyle bir gölgede durayım. Böyle bir artısı var. Tabii biz şu anda bir şey görmedik henüz. Şöyle bir tepeli bir tepe oluşumu söz konusu olur. Bayağı bir heybetli duruyor. Yemyeşil. Zaten dediğimiz gibi bu bölge Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, buralar yeşil alanlar, yeşil bölgeler. Yani şeyi çok verimli, toprağı çok verimli, dağları çok verimli. Zaten içinden kocaman kocaman ırmaklar geçiyor ki, yani bir Tuna var zaten. Bütün yerleşimler de Tuna'nın etrafında kurulmuş. Orada herhangi bir sorun yok. Ve bu Tuna bütün Avrupa'yı aşıyor neredeyse. Bir uçtan bir uca. Dolayısıyla buralar verimli alanlar. O kadar söyleyebiliriz. Her türlü demeyelim de yani en azından insanın karnını doyurması için gerekli tüm meyve sebze vesaire, çok özellikle değilse, çok böyle bir ortam aramıyorsa, yetişmek için iklim aramıyorsa buralarda bulunuyor. Onun dışında bakın, yani doğaya bakar mısınız? Çok güzel. Yani polene alerjiniz varsa dikkatli olun. Ciddi polen var burada. Bir de çok sıcak. Çok sıcak, o yüzden şapka, gözlük, güneşe hassasiyetiniz varsa güneş kremi mutlaka tavsiye edilir. Ve bunun yanında tavsiye edilecek bir şey de, bu bölgeye gelirseniz ziyaret etmeye sabah erken saatlerde gelmeniz. Ben otelden işte istasyona, yani durağa doğru yürürken, çok erken değildi ama yine de insanların bu saatte özellikle turlara katıldığını, sağa sola görmeye çalıştığını
gözlemledim. Ama şöyle de bir durum var özellikle. Hani Bratislava özelinde konuşacak olursak. Bratislava küçük bir yer. Yani çok fazla vaktinizi harcamayabilirsiniz. Ben öyle yapmadım. Biraz böyle şehri sindire sindire dolaşmayı tercih ettim. Sizin vaktiniz kısıtlıysa, hani buraya gelip, bu bölgeye gelip Bratislava, Budapeşte, Viyana hepsini beraber yapayım derseniz tabii kendi kararınız. Ama Budapeşte'ye bence kesinlikle ayrı bir zaman ayırın da Viyana ile burası bilmiyorum yani olabilir. İşte gideceğimiz yerde karşıda göründü. Aman aman da bir numarası yokmuş ama neyse gidelim bakalım. Oradan manzara neymiş? Morava ile Tuna'yı yan yana görebilecek miyiz? Birbirlerine kavuşurken görebilecek miyiz? Devam ediyoruz. İşte kalemiz şu şekilde görünüyor. Yani sarp bir kayanın denir ya. Sarp bir kayanın üstünde yer alıyor. Yani o taraftan manzara nasıl? Muhtemelen nehirlere bakıyor. Şöyle bir burada otel, pansiyon tarzı bir şey var herhal. Böyle. Devam ediyoruz. Geldiğimiz zaman da işte sağ olsun yine İngilizce yazmamışlar da yazmışlar mı yoksa? Neyse ne anlıyorsun gerçi. Şu kırmızı noktadan oradayız. Ondan sonra ileri doğru gidiyormuşsunuz demek ki. Zaten şurada da İngilizce olarak yazıyor. Şurada da yazıyor. Devin Castle diyor. Giriş saatleri. Ondan 18'e kadar sadece Haziran'la Ağustos arası 10'dan 7'ye kadarmış girişler. Bir de Kasım'dan Şubat'a kadar da 10'la 16 arası. Diğer zamanla neyse. Peki Mart, Ekim ne demek ya? 10, 17. Devam ediyoruz. Burada şöyle bir yapı var. Yani şimdi bu kale yapısı veya binaları iki kısımdan oluşuyor. Bir kısım, daha doğrusu bir alçak kısım, bir de yani dış kale, iç kale, tam öyle söyleyelim. Daha Türkçe söylemiş oldum. Şurası iç kale. Şurada görmüş olduğunuz duvarlar, ya yani surlar da dış kale. Binli yıllardan beri buralarda bir faaliyet olduğu falan yazıyor aşağıdaki tanıtım yazılarında. Dolayısıyla bu da onlardan biri olsa gerek. Hatta bakın yani bunun aslında kazılsa bunun, ya bunun altı var ya da şu bölgede de, şu şimdi yemyeşil olan bölgede de mesela şurası yani çok hani yapı varmış gibi görünen bir şey. Burada da bir erik ağacı var. Ya ben bu erik yani şeyde de gördüm. İstasyonun yanında da vardı. Orada da bir yerlerde vardı. Ve de bilmiyorum tatları ya bana çok hoş geldi ya. Bedava sirke baldan tatlıdır sözünü. Doğrular diyorsun ha. Ama çok güzel ya tadı. Alıp alıp yiyorum böyle. Aşağıda da dut vardı bir tane. Oradan da dut alıp alıp yedim. Yani bu burada kalsın bunu. Kalmasın. Çünkü buradan mı döneceğiz başka bir yerden mi bilemiyoruz. O yüzden birazcık toplayalım. Yolda yeriz. Şuralarda falan var böyle. Tarih mi izlemeye geldik? Tarih mi gezmeye geldik? Yoksa... Erik mi toplamaya geldik? Bu güzeller yani. Ben de anlamadım. Şurada bakın şöyle. Biraz toplayalım. Çünkü toplamayalım. Hem başkaları yesin hem de doğaya da dönüş yapsın. Gelirsek tekrar yeriz.
Sonuç olarak burada böyle bir yapı var. Şimdi şurada şu heykelin olduğu yerden yol ikiye ayrılıyor, görüyorsunuz. Oradan sağdan devam ederseniz küçük rut yapmış oluyorsunuz. Soldan devam edip şöyle gidecek olursanız o da büyük rut yapmış oluyorsunuz. Tabii ki büyük rut yapacağız. Buraya kadar geldik. Aynı zamanda burasının girişi, hani aile indirme vesaire falan var ama normal kişi tek başınıza gelirseniz yetişkin olarak 8 euro. Bunun da bilgisini vermiş olalım. 2024 Haziran ayı itibariyle şuralarda bir şeyler yazıyor. Dur bakalım. Devam ediyoruz.